Merhaba arkadaşlar. Bugün Kutsal Kitap Eski Antlaşma'da bulunan Nadav'la Avihu neden öldü adlı hikayemizi anlatacağım. Hikayeden önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Levililer 10. bölüm 1 ve 2. ayet. Harun'un oğulları Nadav'la Avihu buhurdanlarını alıp içlerine ateş, ateşin üstüne de buhur koydular. Rabbin buyruklarına aykırı bir ateş sundular. Rab bir ateş gönderdi. Ateş onları yakıp yok etti. Rabbin huzurunda öldüler. Tanrı, Adem bahçesinde insanlarla arasında engel olmadan bir arada bulunuyordu. Fakat günah yüzünden bu buluşma ve birlik hasar gördü. İnsanı çok seven Tanrı, bu birlikteliği yeniden sağlamak için bir anlaşma yapmıştı ve bir yasa verdi. Tanrı, kendi halkı arasında bulunmak ve yaşamak için buluşma çadırını yaptırdı. Musa'nın abisi Harun'un Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar adında 4 oğlu vardı. Tanrı, Harun'un oğullarını çok bereketledi ve onları buluşma çadırında kahin olarak görevlendirdi. Harun'un oğulları Tanrı ile halkı arasında aracılık yaparken ve Tanrı'ya kurban sunarken kahinlik görevlerini yapıyorlardı. Tanrı Sina Dağı'nda İsrail halkı ile antlaşma yaparken özellikle Musa'yı, Harun'u ve İsrail'in ileri gelenlerini çağırdı. Onların arasında Nadav'la Avihu da vardı. Tanrı Harun'a oğullarını kahinlik etmeleri için meshedip atamasını ve kutsal kılmasını söyledi. Bunu Mısır'dan çıkış 28. bölüm 41. ayette görüyoruz. Harun'un oğulları kahin olarak atandıktan sonra çölde Tanrı'ya kurban kesip sundular. Harun ve oğulları Tanrı'nın buyurduğu kurallara uygun biçimde kurbanı hazırladılar. Yakmalık sunuyu sunağının üzerine koyup yaktılar. Bu töreni yalnızca kâhinler yapabilirdi. O gün Tanrı İsrail halkının sunusunu sunağa ateş göndererek kabul etti. Bunu gören İsrailliler bağırarak yere kapandılar. Yaşayan Tanrı'nın varlığını tekrar görmüşlerdi. Kâhinlik görevi gerçekten kutsal bir iştir. Tanrı'nın konutu, Tanrı'nın indiği yer olduğu için orada görev yapan kâhinler her zaman temiz yürekli ve hareketlerine de dikkat etmeliydiler. Tanrı'nın konutunda bulunan buluşma çadırında altından yapılmış bir buhur sunağı vardı. Buhur sunağında buhuru yakacak ateş, Tanrı'nın buyurduğu şekilde yapılmalıydı. Tapınakta yapılan her şeyin bir kuralı ve şekli vardı. Tanrı bütün kuralları kâhinlere bildirmişti. Fakat Harun'un oğulları Nadav'la Avihu Tanrı'nın buyruğunu önemsemeden aceleyle buhur sunağının buhurunu yakmaya çalıştılar. Buhurdanları ellerine aldılar. Nadav'la Avihu buhurdanlarını alıp içlerine ateş, ateşin üstüne de buhur koydular. Rabbin buyruklarına aykırı bir ateş sundular. Ve o anda korkunç bir şey oldu. Rab bir ateş gönderdi. Rabbin gönderdiği ateş onları oldukları yerde yakıp yok etti. Nadav'la Avihu Tanrı'nın gönderdiği ateşle öldüler. Bunu gören herkes çok korktu ve şaşırdı. Tanrı'nın sözünü önemsemeden kendi isteklerine göre hareket eden Nadav'la Avihu'nun ne kadar büyük yanlış yaptığını gördüler. Nadav'la Avihu Tanrı'nın buyruğuna önem vermediler. Onlar Tanrı'nın isteğine göre değil, kendi isteklerine göre görevlerini yapmaya çalıştılar. Düşüncelerinde ve hareketlerinde yanlış davrandıkları için ceza olarak öldüler.
Bizler şimdi eski antlaşma döneminde olduğu gibi kurban kesmiyoruz. Çünkü İsa Mesih bizler için kurban olarak çarmıha gerildi, öldü ve dirildi. İsa'nın ölümüyle bütün günahlarımız bağışlandı. Artık İsa Mesih'e inananlar onun aracılığıyla Tanrı'yla yüz yüze görüşebiliyoruz. Yine de eski antlaşma dönemindeki Tanrı'yla şimdikinin aynı Tanrı olduğunu unutmamalıyız. O, kutsal olan tek Tanrı'dır. Tanrı, Nadav'la Avihu gibi buyruklarına uymayan, kendi isteklerine göre hareket eden kişilerden hoşlanmaz. Sevgili arkadaşlar, Tanrı Adem bahçesinde insanlarla bir arada bulunduğu gibi, kendi halkıyla da bu ilişki ve birlikteliği devam ettirmek istiyor. O yüzden kendi seçtiği halk olan İsraillerle buluşmak için buluşma çadırını yaptırmıştı. İsrailler orada kurban sunarak Tanrı'yla buluşuyordu. Ama her konuda Tanrı'nın buyurduğu koşullara göre davranmalıydılar. Günümüzde de Tanrı'ya tapınırken onun isteğinin ne olduğunu anlamalıyız. Nadav'la Avihu'nun yanlışlarından ders alalım. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Biz Tanrı'ya tapınırken Tanrı dış görünüşümüze göre değil, yüreğimize bakar. Rab, içtenlikle onu arayanlardan ve onun ismini yüceltenlerden hoşlanır.